Ankara'ya gideceğiz değerli izleyenler. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz genel merkezdeki ofisinde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Şu anda da hastane önünde TV100 muhabiri Ebru Balıkçı son durumu aktaracak. Ebru, söz sende. Olayın üzerinden zaman geçtikçe yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz partisinin genel merkezindeki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. İlk gelen bilgilere göre saldırganın partili olduğu iddia edilmişti. Fakat o bilgi yalanlandı. Partili birisi değil saldırgan. Ofise geldi ilk olarak ve Öztürk Yılmaz'ı İstanbul'dan tanıyorum diyerek kendisiyle görüşmek istedi. Ve Öztürk Yılmaz'ın sekreterinin yanına geçti. Orada bir süre Öztürk Yılmaz'ın müsait olması bekledi ve sonrasında ise makam odasına alındı ve orada aralarında bir selamlaşma geçti. Sonrasında Öztürk Yılmaz kendisine ne içeceğini sordu. Ancak saldırgan hiçbir cevap vermedi ve cebindeki bıçağı çıkarttı. Öztürk Yılmaz'ın ilk olarak boğazına doğru salladı. Ancak isabet etmedi. Öztürk Yılmaz'ın hamlesiyle bıçak aşağı tarafa doğru indi ve kalçasıyla bacağının birleşme noktasına saplandı. Birkaç yerinden yaralandığına dair de bilgiler olduğunu söyleyebiliriz. Olayın hemen ardından saldırgan genel merkezden koşarak uzaklaştı, kaçtı ve Öztürk Yılmaz'da ilk müdahalesi partiler tarafından gerçekleştirildi genel merkezde. Ardındansa ambulans çağrıldı ve ambulansla genel merkeze çok yakın bir noktada bulunan bizim de şu anda bulunduğumuz hastaneye geldi ve burada tedavi altına alındı. Dediğimiz gibi saldırgan kaçtı ancak Ankara Emniyeti peşinde, özellikle de güvenlik kamera kayıtlarının mercek altında olduğunu söyleyebiliriz. Hem genel merkezin hem de çevresindeki yerlerde bulunan güvenlik kameraları şu anda Ankara polis tarafından inceleniyor. Şüphelinin de yakalanması an meselesi diyelim ve sözü hastaneden yeniden size bırakalım. Ebru Balıkçı'dan son durumu aldık. Öztürk Yılmaz'a ilişkin değerli izleyenler, gelişmeler olduğu takdirde aktarmaya da devam edeceğiz. Emniyetin çalışması da süre gelmekte. Belki de kısa zaman içerisinde zanlı yakalanacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin damına çıkan bir kişi etrafta bir anda korku dolu anlar yaşattı. Çünkü rastgele ateş etmeye başladı. Olaya müdahale eden 5 polisi de yaraladı saldırgan. Sonrasında etkisiz hale getirildi. Çatıya çıktı, rastgele ateş açtı. 5 polisi yaraladı, etkisiz hale getirildi. Olayın adresi Mersin'in Tarsus ilçesi. İddiaya göre eski özel güvenlik görevlisi 46 yaşındaki Eray Arık, evinin damına çıkarak pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Korku ve panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ondan sonra polislerimiz geliyor. Bizim bahçeye gelir, arka bahçede şu geniş şuradaki bahçe bizim. Bu bahçeye giriyorlar. Sonra polise sıkıyor. Eray Arık, gelen polislerin kendisinden damdan inmesini ve tüfeğini bırakmasını istemesi üzerine ateşle karşılık verip 5 polisi yaraladı. Bunun üzerine bölgeye yardımcı ekipler sevk edildi. Zanlı, polisin teslim ol çağrısına da ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Eray Arık, çıkan çatışmada vurularak öldürüldü. Yaralı polisler ise hastaneye kaldırıldı. Son durumu zaten sıkıntılıydı kendisi. Çok sıkıntılı ve benim karşı komşum. Öldüğü söylenir ama bilmiyorum. Ölmüş, evet. İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanede çalışan doktor iddiaya göre hastasını morfin bağımlısı haline getirdi. 700 bin lirasını aldı. Böbrek taşı için tedavi olmaya geldiğim hastanede bana morfin tarzında bir ilaç yapıldı. Şifa bulmak için hastaneye gitti. Senin tedavine iyi gelecek bunlar. Senin tedavine iyi gelecek. Ağrılarını kesecek. Bunu yap sürekli. Bağımlı olarak çıktı. Toplamda giden ücretim 700 bin TL paramı aldılar benim. Hepsinin dekontları var. Bağımlıydı. Biz bir şey yapmadık. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 25 yaşındaki bir genç böbrek taşı tedavisi olmak için özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre doktor kendisine ilaç tedavisi uygulanacağını ve rahatlayacağını söyledi. Ben daha sonra öğrendim. Kötü bir ilaçmış, morfinmiş. Morfin alınca ağrıları azalan hasta sürekli hastaneye gitmeye başladı. Hastanede bu ilacı sürekli yaptırdığım için hastane beni kara listeye aldı. Doktor da bana dışarıdan farklı insanlar getir,
Onların üstüne yazalım, sana uygulayalım bu ilacı dedi. Her gün hastaneye giden 25 yaşındaki genç morfine para yetiştiremez oldu. Hastanenin acil bölümünde gizli gizli yapılıyordu. Hastanenin otoparkında gizli gizli yapılıyordu. Evime gelip gizli gizli yapılıyordu bu ilaçlar bana. Bunu bir tane doktor temin ediyor, iki tane de hemşire bana uyguluyor bu ilaçları. Eşinin durumdan şüphelenmesi üzerine emniyete gitti, doktoru şikayet etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Saat başı 5000 TL, 1500 TL, 2000 TL, toplamda 700 bin TL para yatırılmış durumda. Hastane yetkilileri yaşananları doğrularken doktor ve hemşirenin kurumla ilişkisinin kesildiği açıklandı. Doktorsa para aldığı iddialarını yalanladı. Öyle 500, 600 bin, 300 bin bile mi gelmemişti? Hocam, Ferhat'ın hesabına giren para ise söyleyeyim mi? Bak, eşinden atılan para 105.500, Birdal diye bir arkadaşımız var, onun hesabından atılan para 274.000, abisinden atılan para... Efendim? Bana öyle bir para gelmedi. Hocam, bütün oklar sizi gösteriyor. Bağımlıydı, biz bir şey yapmadık.